Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videoda biraz lafı uzattım. Hani ilk videoydu. Biraz açıklama yapmam gerekiyordu. Konuyu da biraz anlatmam gerekiyordu. Malumunuz bu videolara sadece işimiz soru çözmek değil. Aslında temel derdim şu. Hani konu anlatımı aslında. Konu altında elmen gelince özetlemeye çalışıyorum. Yani e, konu anlatım kitaplarındaki gibi lafları çokça uzatmamaya çalışıyorum. Biraz daha özet bilgi vermeye çalışıyorum. Muhtemel daha ben hazırlık yapan arkadaşlarım biraz sıkılmışlardı ya çok uzattın falan demişlerdir. Ben bu videoları çekerken hani hiç hazırlanmamış arkadaşlara dikkatli alarak azadığım için. Yani bir orta yolu bulmaya çalışıyorum. Ee, mesela yapılandırmacının tanımını verirken bir sayfaya birkaç satır tek şey yazdım. Geri kalanını sorulara bıraktım. Öyle anlatmaya çalışıyorum. Yani soruları çözerken biraz açıklama yapıyorum değerli arkadaşlar. Bu yüzden belki sadece iki soru, konu anlatma artı biraz iki soru çözdük. Ee, i̇ki sorular bitirmiyoruz e, yapılandırmacılığı. Devam ediyoruz. Bir üç sorumuz daha var. Bunları biraz daha hızlı, daha, daha bir seri çözeceğiz. Sorumuzu okuyoruz. Uygulanmakta olan ilk ve orta öğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir. Yani yapılandırmacılık modeli. Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? Yani yapılandırmacı dikkate alan, yapılandırmacılığa uygun davranıyorum diyen öğretmen hangisini yapmamalı, neden kaçınmalı? A. Çeşitli testler kullanarak öğrencinin hazır buluşluk düzeyini belirleme. Bu olması gereken bir şey mi? Evet. Niye? Ya öğrencilerin ön öğrenmelerinde yani hazır buluşuklarında eksiklik varsa yeni konu öğrenebilir mi? Tabii ki öğrenemez. Biz öğretmenler yapılandırmacı dikkate alıyorsak derse başladığımızda evvela yapmamız gereken iş şu. Öğrencinin hazır buluşunu bir test etmek. Eksik yanlış bilgisi varsa onu düzeltmek. Sonra yeni konulara geçmek olmalı. O yüzden A şıkkı, yapılması gereken bir şey eliyorum. Ve öğrencinin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama. Orada bir dur. Bu cümle hiç hoşuma gitmedi. Diğer şıklara bakacağım. C. Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrenciyi hedeften haberdar etme. Bu olması gereken bir şey mi? Tabii ki. Ben hedeften haberdar edersem öğrenciyi. Yani bu dersin sonucunda kazanacaksın. Ne öğreneceksin? Bunu baştan söylersem. Yani bir de öğrencinin işine yarayacak bir durumsa ki öyle olmalı. Zaten öğretim programları ona göre hazırlanıyor. İşte bak senin bu burşu işine yarayacak bu öğrencilerin dediğim an çocuk daha bir güdülenir mi? E, tabii ki güdülenir. Daha başarılı olur mu? Daha başarılı olur. E daha kalıcı öğrenme olur. E zaten ben de bunun peşindeyim. D şıkkı. Öğrencilerin proje çalışmalarında ve iş dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme. Bu olması gereken bir şey mi? Tabii ki yapılandırmacılık ne diyordu? Bırak öğrenciyi aktif olsun ki proje çalışması verdiğinde öğrenci zaten bilim insanı gibi çalışıyor. Yeni bir, bir ürün ortaya koymaya çalışıyor. Yani, yani yeni bir şey üretiyor, oluşturuyor. Ki yapılandırmacılığın diğer adı oluşturmacılık. O yüzden de şıkkı doğru eliyorum. <laughs> e, öğrencinin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama. Bu da yapmam gereken bir şey mi? Tabii ki yapmam gerekir. Nereden biliyorum? Hemen öğretim ilkelerine dön hocam. Orada öğrenciye göre bir ilke vardı. O ilke ne diyordu? Öğrencinin ilgi, istek, yetenek, bireysel farkına falan dikkat et. Orada önemli olan şey şu. Öğrenci ilgi, isteği artı program gelişme dersine geri dönüyorum. Program gelişmede şunu görmüştüm. Ee, bizim bu çağdaş sistemimiz, sistem neye dayanıyor? Hangi eğitim felsefelerine? İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerine dayanıyor. İlerlemecilik eğitim felsefesi de... E, pragmatizm temel felsefesine dayanmıyor mu? Pragmatizm neydi? Faydacılık. Öğrencinin faydası olan şeyleri ver diyordu değil mi? E, e şıkkı ne diyor bana? Öğrencinin görüşlerine ve bakış açılarına dikkat alma. Yani öğrenci ne istiyor onu dikkate almalı mıyım? Tabii ki almalıyım. Artı ben öğrenci bilim insanı gibi kabul ediyordum. ediyordum. O yüzden E şıkkı da doğru yapmam gereken bir şey. E şıkkı yapmam gereken bir şey. D şıkkı yapmam gereken bir şey. C şıkkı yapmam gereken bir şey. B şıkkına bir geri dönüş yapalım. B şıkkını tekrar bir gözden geçirelim. Öğrencinin konuya konuyla ilgili bilgi, bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramı öğreterek başlama. Şimdi böyle bir varsayımla sınıfa gittim. Öğrenci zaten temel kavramları bilmiyor. Ben temel kavramlara başlayayım dedim. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. O sınıf ortamı düşünün. Sınıfta o temel kavramları biliyorsa öğrencilerin büyük çoğunluğu. Hepsi biliyorsa özellikle. Ya ben temel kavramı işlediğim zaman sıkılmazlar mı? Yani boşa zaman harcamazlar mı? Tabii ki harcalar. E diğer şıklar ne diyordu? Diğer şıklardan biraz kopya çek. Bak hazır buluşluk üzerinde çok durdu. Ben girdiğim zaman ne yapacaktım? Hazır buluşluk testi yapacaktım. Bir hazır buluşluğunu sınayacaktım. Yani bunu soru cevapla da yapabilirim. Farklı testler de yapabilirim. Hazır buluşunu sınadım. Varsa eksiği yanlışı düzeltirim. Soruyu niye geçerim? Dememiş miydik? Demiştik. E, B şıkkı ne diyor? Hocam diyor sen derse girdiğinde şöyle varsay. Ya, bu çocuklar hiçbir şey bilmiyor. En temelde al. diğer kardeşim. Misal matematik öğretmenim. Çocuk dört işlemi biliyorsa ben niye ona tekrardan dört işlemi anlatayım ki? Ne gerek var? Öğrenmesi gereken yeni konuya geçmeli. Çünkü çocuk zaman kaybetmemeli. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğer şıklarda bizlere yapılandırmacı öğretimi çok güzel öğretti. Ee, diğer videoda da tavsiye etmiştim. Burada tavsiye ediyorum. Eğer e, eksiklik hissediyorsanız, hissediyorsanız B şıkkı dışındaki şıkları lütfen not edin. Ve diğer sorumuza geçelim. Bu soru biraz önemli. Niye önemli? Bazı arkadaşlarımız çalışırken habire kuramcı ismi yani eğitim uzmanı ismi ezberlemeye çalışıyor. John Deneydir, Brunner'dir, Skyner'dir, efendim mesela Bloom'dur, durdurdur dur, dur, bir sürü isim var. Ben de e, şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Değerli arkadaşlar diyorum yani ÖYT dersinde ÖSYM şöyle bir soru sormuyor ha işte Bloom adlı eğitimci hangi kuramı kurmuş? Ne bileyim Karol adlı kuramcı hangi kuramı kurmuş diye bir soru gelmiyor. Yani boş boşuna isim ezberlemeyin. Hani biz dersi işlerken buna isimleri e, sarf ediyoruz, konuşuyoruz. Bu alışkanlık haline gelmiş. Tahtaya yazıyoruz. Alışkanlık haline gelmiş. Bu soru bize şunu öğretecek. Sen şu Grassford'ı tanısan da tanımasan da, ismini ezberlesen de ezberlemesen de soruyu çözebileceksin. John Devin ismi yazdı yazmadı, Bloom'un ismi yazdı yazmadı, Carroll'un ismi yazdı yazmadı çok da mühim değil. Onu göreceğiz. Ernst von Grassford'a göre eğitimin temel amacı bireylerin düşünmeyi öğrenmelidir. Her bireyin farklı yaşantısı olduğundan herkesin bilgiye ulaşma yolu aynı değildir. Bireyler ön bilgileriyle yeni bilgileri ilişkilendirerek bilgiyi anlamlandırmalıdırlar. Buna göre Ernst von Grasferdin hangi öğrenme yaklaşımının temel kuramcısı olduğu söylenebilir. Şimdi kuram ne diyor? Eğitimin temel amacı bireylerin düşünmeyi öğrenmelidir, öğrenmeleridir. Her bireyin farklı yaşantısı olduğundan herkesin bilgiye ulaşma yolu aynı değildir. Bireyler ön bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirerek bilgi anlamlandırmalıdırlar. Yani öğrenci yaparak yaşayarak öğrensin diyordu değil mi? E bunu söyleyen zaten Tabii ki C şıkkı yapılandırmacılıktır. Bak şuradaki bilgi bana yapılandırmacılığı biraz daha öğretti mi? Bakın her soruda yapılandırmacılıkla ilgili bir şey daha görüyorum. Yani ilk sladde özellikle yapılandırmacılığı baştan aşağı vermedim. Biraz da sorulardan öğrenin dedim. Verdi mi? Verdi. Şimdi esas mevzuya geliyorum. Ben şu Grasferd'in ismini bilsen de bilmesen de bu soruyu çözüyor muyum? Yani Grasferd yerine Ali Veli dese bir şey değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Cevap yapılandırmacılıktır diyorum. Çok fazla zaman kaybetmeyip diğer soruma geçiyorum bu arada öncülü e, ve öncüle not alırsanız faydası olur. Geldim bir yer soruma. Bir sosyal birer öğretmenim var. Sosyal birer dersini yapılandırmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Yine şu beklenmez'e dikkat et. Yine bu soru bana yapılandırmacılığı özetleyecek. Ah! Öğrencilerin isteklerini, bilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması Beklenir tabii ki. Bundan önceki sorulara da bunu gördük. Bu arada bundan önceki sorular demişken bir şey dikkatsizlik çektim mi? Bakın daha evvel çözdüğümüz sorudaki bilgiler bu soruyu çözerken işime yarıyor. Oradaki doğru burada da karşıma çıkıyor. Yani ÖSYM yapılandırmacı tekrar tekrar sormuş. Ve hemen hemen aynı şeylere sanki değil mi? Yanlış mıyım? Diğer şıklara bakalım. B. Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması. E, öğrenci aktif olacak demiştik. Öğrenci bilim insanı gibidir demiştik. E tabii ki bu öğrenci kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalı. Biraz sorumluluk sahibi olmalı. C. Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istenmesi. Bekle. D. Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlaması. E bu da olması gereken bir şey. Yani e, okulda öğrendiğim evde de çarşıda da dışarıda işime yaramalı mı? Tabii ki yaramalı. Bunu özellikle öğretim ilkelerden hatırlıyorum. Mesela hayatilik, diğer adla yaşama yakınlık ilkesi bir ilke vardı. O ülke bana diyordu ki öğrenci sınıfta öğrendiğin sınıf dışında kullansın. Bu da yapılandırmacıla. Çağdaş sisteme uygun mudur? Tabii ki uygundur. E. Ee, öğrencinin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirilmesi. Evet. Öğrenciler ön bilgileri sayesinde yeni bilgi oluştururken bayağı bir e, ön bilgilerden faydalanıyor mu? Faydalanıyor. Şimdi C şıkkına dönüyorum fazla zaman kaybetmeden. C şıkkına da farklı bir renk kalemle çiziyorum. Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi. Buna benzer bir soruda çözmedik mi? Hatta ben örnek olarak e, sizin üniversitedeki hocalarınızı örnek göstermedim mi? Hani üniversitede özellikle formasyon eğitimi alırken bazı hocalar ne yapıyordu? Konuları dağıtıyordu. Gene anlatın diyordu. Siz kalkıp anlatıyordunuz. Tamam sen kendi Hazan'ın konuyu iyi biliyordun. Ama arkadaşının anlattığı konuları unuttun. O yüzden bu dersi dinliyorsun şu anda. Yanlış mıyım? Heh. C şıkkı yapılandırmacıla uygun bir davranış değil. Hatta daha önemli bir şey söyleyeyim. Fark etmişsiniz de siz de. Bir iki soru öncesi aynı değil miydi? Aynıydı. Aa bu bana şunu gösteriyor. Demek ki çıkmış soruları çözersem aslında konuların birçok kısmını hallederim. Çünkü ÖSYM aynı konuları tekrar tekrar soruyor. Hatta neredeyse tıpatıp aynı şıkları vermiş mi? Vermiş diyeyim ve lafı fazla uzatmayayım. Şimdi yapılandırmacılık iyi güzel hoş. Kulağa hoş geliyor. Ya ben bunu uygulamak istiyorum diyorsun. Peki nasıl olacak hocam diye sorarsan cevap geliyor. 5E modeli. 5E modeli denen model nedir? Yapılandırmacılığı uygulamak isteyen öğretmene kılavuzluk eden, yol gösteren bir modeldir 5E modeli. 5E kısaca öğretmenin dersi işlerken sınıfta adım adım ne yapması gerektiğini bizlere öğreten modeldir. Nasıl yani? Yani hocam dersin girişinden çıkışına kadar ne yapman gerektiğini söylüyor. 5 basamak var. Girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme. Girme basamağında ne yapıyorsun? Ee, öğrencinin ön bilginini ha harekete geçirmeye çalışıyorsun. Çünkü bu basamak öğrencinin ön bilginin ele alındığı, ilgi ve merak uyandıran etkinliklere yer verildiği aşamadır. Daha doğrusu dikkat çekme aşamasıdır. Yani dikkat çekme için ne yap? Materyal göster, soru sor, fıkra anlat, hikaye anlat, video izlet vesaire bir şeyler yap. Öğrenci dikkatini çek ki o terimsten in çıkan öğrenci e, sana odaklansın, derse odaklansın. İki keşfetme. Şimdi peki bu adımda öğrencide bilgiyi biz mi vermeliz? Hayır. Niye? Yapılandırmacılık ne diyor? Hocam sakın ha sakın öğrenci hazır bilgi verme. Keşfetme basamağında konuyu verirsin. Öğrenci rehberlik edersin. Öğrenci bu basamakta deney yaparak, gözlem yaparak, araştırma inceleme yaparak konuyu, kavramı öğrenmeye çalışıyor. Bu aşamada öğrencinin birlikte çalıştıkları, yani iş birliği yaptıkları, grup etkinlikleri yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli kararlar aldıkları, var olan problem yönelik soru ve fikir üretikleri aşamadır keşfetme aşaması. Peki konuyu öğrenciye verdik. Öğrenci deney yaptı, gözlem yaptı, araştırma inceleme yaptı. Acaba doğru sonuçlara ulaştı mı, ulaşmadı mı? Emin olmak istiyorum. Üçüncü basamağa geçiyorum. Üçüncü adımım şu. Açıklama adımı. Orada öğrencilere sorular soruyorum. Sen ne öğrendin? Ne? Bana bir anlat bakayım diyorum. Bana bir açıklama yap diyorum. Açıklama adı üzerinde. Burada öğrenci ulaştıkları yargılar konusunda soruların sorulduğu, tartışma yapıldığı, öğrencinin kendi keşfetme sonuçlarını açıkladığı öğretmenin bilimsel ve formal açıklamalarda bulunduğu aşamadır. Yani öğrenci açıklama yaptı. Baktım eksiğin yanlışı var. Yönlendiriyorum. Diyorum bak eksik yapmışsın yanlış yapmışsın doğruyu buldurmaya çalışıyorum. Yok baktım doğru cevaplar verdi. Ben de olayı biraz süslemek istiyorum. Bilimsel yani formel açıklamalarla öğrenciye biraz daha katkı sunuyorum. Bittiğim 5'e hayır. Geldik dördüncü adıma derinleştirme. Derinleşme nedir? Hocam bana kısa bir cümleyle açıkla dersen. Kısacası çocuğun öğrendiğini başka yerde kullanmasıdır. Derinleştirme basamağı. Ulaşılan bilgi veya problem çözme yaklaşımlarının yeni durumlara uygulandığı aşamadır. Bu aşamada zihinde var olmayan yeni kavramlar da öğrenilir. Yani kısaca uygulama aşaması diyebiliriz. Artık bilgiyi çocuk keşfetmiştir, öğrenmiştir uyguluyor. Geliyorum değerlendirmeye. Hatırlayın yapılandırmacılık için ne demiştik? Yapılandırmacılık için ne demiştik? Değerlendirme biraz farklı oluyor. Eski sistem gibi değil. Yani öyle nesnel değerlendirmeler yapılmamalı. Nesnel testler sınavlar yapılmamalı demiştik. Özellikle şunu altını çizmiştik. Öğrenci değerlendirme yapmayı öğrenmeli ki öğrenmeyi adam akıllı öğrenmiş olsun. Bu aşamada öğrenciler yeni edindikleri bilgilerini ve becerilerini değerlendirerek bir sonuca ulaşır. Bu değerlendirme peki nasıl yapılmalıdır? Şöyle derim her zaman şu yapılması gerekir arkadaşlar. Öğretmen gözetiminde öz ve akran değerlendirmesi. Öğretmen gözetiminde gözetiminde minde öz ve akran değerlendirmesi. Niye öz ve akran değerlendirmesi yaptırıyorum? Kendini bir değerlendirsin. Muhtemelen yanlış yapacak, eksik yapacak. Sorun değil. Ben yardımcı olacağım. Çünkü benim gözetimde yapıyor bir yanlış yapar, iki yanlış yapar, üç, beş derken en sonunda doğru değerlendirme yapmayı öğrenir. Arkadaşını değerlendirsin, arkadaşı onu değerlensin. Bunu yapacağım ki çocuk öğrenmeyi öğrensin. Çünkü bu çağda ki esas ama şu. Öğrenci okuldayken öğrenmeyi adam akıllı öğrensin ki okuldan sonra da öğrenmeye devam etsin. Mantığı vardır. O yüzden değerlendirmeyi de öğrenciye bırakırız arkadaşlar. Yani biz öğretmenler tek başımıza değerlendirme yapmayı sadece yönlendiririz. Öz ve akran değerlendirmesi yapılır diyelim. Lafı fazla uzatmadan hemen çıkmış sorularımıza geçelim. Bakalım ÖSYM 5E'yi nasıl sormuş? Çok zor mu sormuş acaba? Bir öğretmenim var. Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen Pardon şu kalemi açayım. <laughs> Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta kaşıktan hangisini tercih edilip hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlar paylaşmalarını sağlar. Bu etkinlik yapılandırmacı öğrenmenin 5 M modelinin hangi aşamasının aşamasını en iyi ifade eder? Keşfetme mi, derinleştirme mi, girme mi, açıklama mı, değerlendirme mi? Şimdi burada öğretmen ne yapıyor? Konusu ne? İletkenler ve yalıtkanlar. Tamam mı? Yani konusu ısı iletkenleri. Sorusu şu. Evde çorba kaynıyor. Bunu sen tahta kaşıkla mı karıştırırsın? Demir kaşıkla mı? Şimdi hemen kendinizi bu öğretmenin öğrencisi yerine koyun. Fen bilgisi öğretmeni geldi. Bak konu iletkenler falan, ısı iletkenliği. Koca çorbadan soru soruyor ya. Çorbayı hangi kaşıkla karıştırırsın? Normalde beklenti nedir? İşte bana anlatacak efendim demir, bakır, çinko, alüminyum vesaire bunlar iletkendir, plastiktir, ahşaptır, bunlar yalıkandır, bunu anlatması bekleyeceksin. Ama adam çorbadan soruyor. Biraz şaşırmaz mısın? Şaşırırım. Dikkatler biraz çekilmez mi? Çekilir. Bu aşamada öğrencinin dikkatini çekmeye çalışmıyor mu? Evet çalışıyor. Dikkat çekme aşaması hangi aşamaydı? Değerlendirme mi? Açıklama mı? Girme mi? Derinleşme mi? Keşfetme mi? Tabii ki girme basamağıydı. İlk basamağımız olan girme basamağıydı. Burada öğretmen dikkat çektiği için girme basamağı diyeceğim. Eğer deseydi ki öğretmen öğrencilere daha önce araştırma inceleme yaptıkları konularla ilgili sorular sordu. O zaman açıklama olurdu. Deseydi ki öğretmen konuyu öğrencilere vermiş. Hani çocuklar araştırma inceleme yapın, deney gözlem yapın, öğrenin. O zaman keşfetme olurdu. Eğer soruda deseydi ki öğrendiklerinizi gidin başka yerlerde bir kullanın bakayım hele. O zaman derinleşme ki değerlendirme zaten ismi üzerinde çok da uzatmıyorum diyeyim. Cevabımız C şıkkı girmeydi. Diğer sorumuza devam edelim. Son bir sorumuz kaldı arkadaşlar. Az Video biraz uzadı. Kusura bakmayın. Evet. Son sorumuza geldik. Kalemi hemen açayım. 5 öğretim modeli temel alınarak planlanan bir derste. Şu kalemi hemen açıyorum. Teknik aksak. Kusura bakmayın. 5E öğretim modeli temel alınarak planlanan bir derste. Öğrencinin kazandığı bilgi ve becerilerin yeni durumlara aktarılmasına veya uygulanmasına fırsat sağlanacak öğrenme yaşantıları modelin aşağıdaki aşamada hangisi sunmalıdır? Hiç lafı uzatmaya gerek yok hocam. Anahtar kelimeyi bana verdi. Ne diyor? Bak dikkat et. Öğrencinin kazandığı bilgi ve becerilerin yeni durumlara aktarılmasına ve veya uygulanmasına. Uygulanma. Uygulanma hangisiydi? Açıklama mı? Derinleştirme mi? Girme mi? Keşfete mi? Değerlendirme mi? Tabii ki derinleştirmeydi. Az evvel söyledik. Öğrenci sınıfta u öğrendiğini başka yerde uyguladı. Bana sorulan derinleşme diyeceğim. Yapılandırmacılık burada bitiyor arkadaşlar. Diğer videolarımda çoklu zekayı problem, problemi de öğretim modeli, proje tabanlı öğretim modelini işleyeceğiz diyeyim. Fazla da vaktinizi almadan bu videoyu buradan sonlandırayım. Umarım faydalı oluyordur.